Sıradaki operatörümüz sample time operatörü. Sample time operatörü sample operatörünün parametrik halidir. Periyodik zaman aralıkları içerisinde bir observable tarafından yayılan en sonuncu öğeyi yakalamamızı sağlayan bir operatörden bahsediyoruz. Yani bir önceki sample operatörü de aynısını yapıyordu. Periyodik bir zaman aralığındaki en sonuncu değeri yakalamamızı sağlıyordu. Sample time da gene birebir aynı işlemi yapmamızı sağlamakta. Sadece dikkat ederseniz periyodik olarak buradaki zaman aralığını biz parametre olarak üzerinden vermekteyiz. Sadece tek fark budur. Hemen bunu bir önceki derste yapmış olduğumuz örnek üzerinden uygularsak eğer, şimdi sample'ı kullanıyorsanız burada periyodik zamanı bildirmeniz gerekiyor. İnterval üzerinden bunu zaten bildirmiştik. Eğer ki sample time kullanacaksanız buradan herhangi bir bildiride bulunmanıza gerek yok. Şöyle yapalım. Bunu kapatayım. Şunu da kapatayım. Şimdi burada bir tane observable'ımız var. Bu observable üzerinden hemen şöyle const result diyelim. Bu observable üzerinden pipe operatörü ile sample time diyerek burada ilgili süreyi bildirebiliyoruz. Örneğin 1 saniye dediğim zaman sample time 1 saniye içerisindeki tüm dataların sonuncusunu döndürecektir. Yine benzer mantıkla 5 saniye dersem 5 saniye içerisinde ne kadar data geliyorsa onların sonuncusunu döndürecek. Hemen şöyle bakalım. Bakın 5 saniye boyunca tıklıyorum. Görüldüğü üzere o anki event hangisi ise bize döndürdü. Benzer mantıkla bir 5 saniye sonra en son olan eventi döndürecek ve bu şekilde bir çalışma yapmamızı sağlayacaktır. Tekrardan söylüyorum. Sample operatörünün parametrik hali sample time operatörüdür. Sonraki operatörlerimizde görüşmek üzere diyelim.